içinde meydandadır. Patlamanın ardından galeride kısmi yangınlar oluşmuş, keza kömür üretiminin yapıldığı alanda da kısmi göçükler meydana gelmiştir. Kazanın meydana geldiği saat 16:24 vardiyasında 110 madenci kardeşimiz çalışmaktaydı. İşletmedeki tahlisiye yani kurtarma ekiplerimiz tarafından ivedilikle yer altında arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. TTK Amasra müessesemizde 30 tahlisiyecimiz bulunmaktadır. Ayrıca Zonguldak, Bartın, Ankara ve Kütahya'dan da toplam 110 kişilik ilaviye tahlisiye ekipleri maden ocağında arama kurtarma çalışmalarında yer altında görev almıştır. Bartın, Sakarya, Kütahya, Karabük, Zonguldak, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Samsun ve Ankara illerinden 116 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi de çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Madencilerimizden 58'i sağ olarak tahliye edildi. Ne yazık ki 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. 11 madencimiz ise yaralı olarak hastanelere sevk edildi. 6 madencimiz Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kalan 5 yaralı madencimizin tedavilerine de Bartın'da devam edildi. Bugün itibariyle sadece İstanbul'da 6 madencimizin tedavisi devam ediyor. Bartın'daki bütün yaralı madencilerimiz de hamdolsun taburcu oldu. Kazanın ardından 18 saat içerisinde arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmış ve müessesete de üretime faaliyete ara verilmiştir. Yangının havayla irtibatını keserek söndürülmesi için iki noktadan baraj yapımı da tamamlanmıştır. Değerli milletvekillerimiz, 1973 yılından bu yana faaliyet gösteren TTK Amasra müessesesinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan faaliyetler ve yatırımlarla ilgili sizleri de ayrıca bilgilendirmek isterim. TTK'nın 2010'dan bu yana yaptığı, son 10 yılda yaptığı, 12 yılda yaptığı yaklaşık 677 milyon liralık yatırımın %33'ü iş güvenliğine ayrılmıştır. TTK'nın 5 müessesesinden en küçüğü olan Amasra müessesesimize ise aynı yıllar arasında 77 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Bu da %49'a tekabül etmektedir. İlgili yönetmeliğe göre her 250 çalışana bir iş sağlığı güvenliği uzmanı görevlendirmesi zorunluyken, mevzuatımız bu şekilde tanımlıyor, TTK Amasra müessesemizde 580 çalışana 16 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirmiştir. Başka bir ifadeyle her 37 madencimize bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı düşmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı marifetiyle çalışma alanlarındaki bütün iş ve işlem basamaklarının risklerinin iş güvenliği uzmanlarınca değerlendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir ve bu kurumda çalışmalarda bu düzenlemelere göre yapılmaktadır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına ve kurum çalışanlarına İstanbul Teknik Üniversitesi Nova aracılığıyla keza Güney Afrika'nın Proteria Üniversitesi yetkililerin katılımıyla temel risk değerlendirilmesi eğitimi, tetikleyici müdahale eylem planı eğitimi ve büyük tehlike yönetim eğitimi aldırılmış ve akabinde uygulamaya yönelik yaşam döngüsü risk değerlendirmesi çalışması sahada gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de tüm madenleri denetlemekle görevli olan ve ülke genelinde risk gruplarını da dikkate alarak yılda ortalama 8000 denetim gerçekleştiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeraltı kömür ocakları
yılda en az 4 kez denetlenmektedir. Bu kapsamda TTK Amasra Müessesesi'nin de bu yıl yapılan 4. yani son denetimi 21-27 Ağustos tarihleri arasında yeraltı uzmanları tarafından yerinde denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde teknik ve idari düzenlemelere aykırı bir husus tespit edilmemiştir. Diğer denetimlere gelince, işletmenin Eylül ayı içerisinde TTK İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, yani bu bir iç denetim, teknik elemanları tarafından denetlendiğini gördük. Keza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş müfettişlerince de denetim yapıldı. Kazanın ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalara gelince, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 savcı görevlendirmek suretiyle adli soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca idari teknik soruşturma ve denetimler başlatıldı. Olayın tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşması için gerekli her türlü desteği ilgili denetim birimlerine vereceğiz. Değerli milletvekilleri, kazanın yaşandığı ilk dakikalarda Sayıştay raporları kamuoyunda gündeme getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak bilerek ya da bilmeyerek ortaya atılan iddialara açıklık getirmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetlemekle görevlidir. Hal böyleyken 2017 ve 2019 yılları Sayıştay raporlarında yer alan solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele başlığı altındaki hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Bu iddiaya ilişkin ölçümler ve kontroller tam yapılmakta ve mevzuatta belirtildiği seviyede tutulmaktadır. İkinci olarak, Soma ve Ermenek kazalarından sonra mevzuattaki düzenlemelere istinaden TTK'da iyileşmeler yapılmadığına dair iddialar atıldı. Tüm müesseselerde bulunan toplam 200 kilometrelik, bunların hepsi yeraltı, bu yeraltı açıklıklarında hayat hattı tesis edildi. Yeraltı ferdi kurtarıcı maske değişim istasyonları kuruldu. Tüm iş süreçleri için risk değerlendirme yükümlülüğü getirilmiş. Bu husus kurum tarafından titizlikle takip edilmiştir. Yer altında metan, oksijen, karbon monoksit, hidrojen sülfür, sıcaklık ve hava hızını ölçen sensörlerin bulunması zorunluluğu da yerine getirilmiştir. Ayrıca bağımsız çalışan her ekipte en az bir adet seyyar gaz ölçüm cihazı da bulunmaktadır. Ayrıca konveyör haberleşme ve acil ikaz sistemi, tahlisiye cihazı, el tipi sıcaklık ve basınç ölçer, çoklu gaz analiz test seti, merkezi gaz izleme sistemi, exproof kamera, ana nefeslik aspiratör modernizasyonu, kişisel oksijen maskeleri, antistatik iş elbiseleri, basınç teneffüs istasyonları, otomatik yangın söndürme sistemleri, tali havalandırma pervaneleri gibi burada daha sayamayacağım 50 kalemde gerek bireysel gerekse de sahaya yönelik iyileştirmeler yapıldı. Yer altındaki bütün çalışma alanlarının hava giriş ve çıkışını kontrol etmek ve ölçmek amacıyla altılı sensörler tesis edilmiştir. Bu sensörler her müessesemizde bulunan merkezi gaz izleme birimlerinden takip edilmektedir. Bunu şöyle açmak gerekirse, çalışan ekiplerin her birisinin elinde bu gaz dedektörleri var. Ayrıca çalıştığı ortamlarda sabit tesis edilmiş dedektörler var. Bunlar ışıklı ve sesli uyarı yapıyor. Belli seviyelere geldiği zaman gaz miktarları bunlar yapılıyor.
bununla da yetinilmemiş bir sinyal hattıyla işletmenin üstünde merkezi gaz izleme sistemi kurulmuş. Orada da sürekli operatörler, süpervizörler bu durumu izliyor. Verilerden herhangi birisinde uyuşmazlık olması halinde de zaten birbiriyle de teyit ediyorlar. Üçüncü olarak Sayıştay raporunda kurum degaj yönergesi hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir ifadesi de yine kamuoyunda yer aldı. Sayıştay'ın bulguları arasında yer alan kurum degaj yönergesine de yine aynı şekilde riayet edilmektedir. 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş denetçilerince kurum iş yerlerinde tam 26 denetim yapılmış olup bunun 4 tanesi Amasra Taş Kömürü İşletme Müessesesi yeraltı iş yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Yine bakanlığımıza bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü görevlilerince kurum iş yerlerinde 45 denetim yapılmış olup bunun 7'si Amasra İşletme Müessesesi yeraltı iş yerlerinde gerçekleşmiştir. Sayıştay raporlarında bahsedilen hususlarla ilgili olarak aslında denetime yetkili olan MAPEK denetçileriyle Çalışma Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği denetçileri tarafından herhangi bir tespitte de bulunulmamıştır. Kazanın olduğu gün Sayıştay raporlarındaki ifadeler çarpıtılarak kömürün içerisinde yer alan metan gazı miktarı çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi şeklinde de lanse edildi. Bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. Söz konusu ifade o günde açıklandığı gibi tamamen yanlıştır. Kömürün içindeki metan miktarı ile ocaktaki havalandırma içerisindeki metan oranı birbirinden farklı konulardır. Grizu patlamaları kömürdeki metan miktarı değil, ortamdaki hava içerisindeki metan yüzdesiyle ilgilidir. Adı geçen raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT komisyonunda da görüşülmüş ve ibraat edilmiştir. Dördüncü olarak delme ve patlamaya dair ortaya atılan iddialara gelince bütün iddiaları kamuoyunda yer alanları burada tek tek izah ediyorum. Dünya genelinde yürütülen madencilik faaliyetlerinin birçoğunda delme ve patlatma yöntemi kullanılmaktadır. İşin gereği olarak minimal seviyede ve kontrollü olarak ülkemizde de yine teknik düzenlemelere riayet edilerek uygulanmaktadır. Son olarak maden ocağının patlayacağı iddialarına da açıklık getirmek istiyorum. Yeraltı tüm çalışma alanları ve giriş çıkış havalarında metan, oksijen, karbondioksit, karbon monoksit, hidrojen sülfür, sıcaklık ve hava hızı ölçümleriyle 24 saat boyunca sürekli izlenmekte, bilgiler de kayıt altına alınmaktadır. Yani o işletmemizde aynı uçaklarda olduğu gibi kara kutumuz var. O ana kadar gerçekleşen tüm ölçümler aşağı ve yukarıdaki görevlilerin arasındaki her tür telsiz ve telefon konuşması kayıt altında. Bunların hepsi de incelemeye ve denetime tabi olacak. Hiçbir endişeniz olmasın. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak. Anlatıyorum. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Anlatıyorum. Arkadaşlar. Buyurun sayın bakan. Tüm taraflarıyla anlatıyorum. Ben burada birisi kusurlu ya da kusursuz demedim. Yapılan ilk tespitleri burada sizlerle paylaşıyorum. Oraya da geleceğim. Değerli milletvekilleri, havadaki metan gazı oranının %5 ila %15 arasında olması
en ufak bir kıvılcım ve benzeri ısı kaynağı ile temas etmesi halinde grizlik patlaması meydana gelmektedir. Yani üç şey bir arada olursa patlama oluyor. Bir, klasik olarak yanıcı madde, ki burada metan. Diğeri hava. Bir diğer üçüncüsü de yakıcı madde, yani ısı kaynağı. Ayrıca şu hususları da belirtmek isterim ki değerli milletvekilleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, değerli arkadaşlar, maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre ortamda %1 oranında metan bulunması durumunda patlatma yapılmaz. Bunlar mevzuatta yer alan eşik değerler. %1,5 metan varsa emniyet amaçlı elektrik kesilir. %2 metan bulunması durumunda da madenciler çalışma ortamından tahliye edilir. Geliyorum, anlatacağım, o noktayı da anlatacağım. Gaz izleme sensörleriyle de ortamdaki gaz belirli değerlerin üzerine çıktığında, biraz önce de ifade ettiğim gibi, sesli ve ışıklı alarm verilerek çalışanlar uyarılmaktadır. TTK Amasra müessesesine kurulan sensörlerle metan oranı %1,5 değerine ulaştığında hem merkezi gaz izleme sisteminde hem de yer altındaki sistemde sarı ışık yanmakta ve sesli uyarı vermektedir. Akabinde merkezi gaz izleme birimi tarafından ilgili birimler hemen telefonla bilgilendirilip sistem takibi alınmaktadır. Metan oranı %2 değerini bulduğunda yer altındaki sistemde ve yer üstündeki merkezi gaz izleme ünitesinde kırmızı alarm devreye girer ve hemen acil durum prosedürü işletilmek suretiyle çalışanlar tahliye edilerek temiz havaya çıkarılmaktadır. Şimdi geliyorum. Kazadan önceki son kayıtlar. Tamam, şimdi geliyorum. Kaza, biraz önce ben niçin anlattım? Bu noktaya gelmeden evvel ilgili prosedürleri ve düzenlemeleri sizinle paylaşıyorum. Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce %1,5 seviyesine ulaşmış. Saat 18.05 sularında ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. Buyurunuz efendim. 09'da, saat 18.09'da ise son kayıt havadaki metan oranının %1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09'dan sonra kayıt alınamadı. Tüm değerlendirmelerimiz o saatten sonra, yani bu patlama 18.10 sularında ulaştı. Patlama seviyesi, patlama anındaki metan seviyeleri merkezi gaz izleme sisteminde ölçülen bu. Ama şimdi teknik birimler, bilir kişiler ocakta, yukarıda kayıtlarda bu değerleri tek tek değerlendirecek. Ve biraz önce de söylediğim gibi, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bilirkişi ve denetçiler olayı aydınlığa kavuşturacak. Sayın Bakanım, iki dakika ilave ediyoruz. De tek tek durulacaktır. Değerli milletvekilleri, bu patlamadan sonra da önce alandaki görevli tahliye ekipleri ve ardından da diğer ekipler arama, kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlamıştır. Değerli milletvekilleri, son olarak kaza sonrası yapılacak ödemelerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Sorumlu kimse çıkartılacak ortaya. Kimseyi de gizlemeyeceğiz. Son olarak kaza sonrası yapılacak ödemelerden de kısaca bahsetmek istiyorum. AFAD, TTK, Türk İş Sendikası, Kaza Sigortası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız
ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından kişi başına toplamda 1,5 milyon liranın üzerinde bir ödeme yapılacaktır. Halihazırda bu ödemelerde yapılmaya başlanmıştır. Yine kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla Bartın'daydı. Sağlık Bakanlığımız 15 UMKE timi, 262 personel, 51 ambulans ve 2 uçak ambulans ile kazazedelerinin ilk sağlık müdahalesini ve hastanelere sevkini gerçekleştirmiştir. Öte yandan biraz önce de ifade ettiğim gibi şehitlerimizin ödemelerine başlandı. Süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Şehitlerimizin emaneti bizimdir. Madenci kardeşlerimizin evlatları bizim emanetimizdir. Eğitim, sağlık, iş bulma gibi gereken her türlü desteği kendilerine vereceğiz. Ülkemiz tamamlayınız Sayın Bakan. Tamamlıyorum efendim. Ülkemiz madencilik sektörüne ilişkin kaza istatistiklerine gelince Türkiye geneli ölümlü iş kazaları ve meslek hastalıklarında madencilik sektörünün payı 1990 yılında %35,4 iken bu oran yapılan iyileşmelerle 2010 yılında %10'un altına %9 seviyelerine gerilemiş, ancak Soma ve Ermenek kazaları sonrasında bu oran 2014 yılında %23,5'e yükselmiştir. Meclisimizde o zaman biliyorsunuz çalışma şartları ve koşullarıyla alakalı olarak bir düzenlemeler yaptı. Arkasından idareler gerekli idari teknik düzenlemeleri yaptı. Mevzuatta iyileştirmeler yapıldı. 2014 yılından sonra maden Sayın Bakan son bir defa açıyorum. Ve yapılan denetimlerle geçtiğimiz yıl 2021 yılında bu oran %5,2 seviyelerine gerilemiştir. Sözlerime son verirken bir kez daha arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan bütün personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Günlerce dualarıyla bizlere manevi güç ve destek veren milletimize ve büyük bir sabır örneği gösteren Bartınlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Hastanede tedavi eden bütün madencilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saygılarımla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden faciasına ilişkin meclisi bilgilendirdi. İyi Parti grubu adına Sayın Dursun Musavat Dervişoğlu. Buyurun Sayın Dervişoğlu. Da mecliste maden faciasına ilişkin Enerji Bakanı'nın bilgilendirmesi sonrası muhalefet tarafından da açıklamalar yapılıyor. Enerji Bakanı sorumlular kimse ortaya çıkacak, kimseyi gizlemeyeceğiz dedi. Mecliste de bunun görüşmeleri devam ediyor maden faciasına ilişkin bilgilendirme sonrası. Devam edelim haberle. Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 2023 bütçe teklifiyle siyasi partilere gelecek yıl yapılacak hazine yardımı tutarı belli oldu. Bütçe gelirindeki artışa göre belirlenen